günlerinin geleneği, gerçek bir klasiği, kestanenin nasıl üretildiğini kadın gözüyle ele alıyoruz. Üreticilerle bir araya gelmek, yeryüzünün en uzun ömürlü bitkisi kestanenin yüzyıllar boyu yeni nesillere yaşam kaynağı oluşunu ele aldık bu hafta. Kuzine sobası yansa, üstünde çay demlense, içinde kestane olsa, ninem bana seslense sevgiyle, kuzum diye. Gövdesiyle ve yapraklarıyla havaya, kökleriyle toprağa, serinliği ve meyvesiyle insanoğluna yüzyıllardan beri faydalı olan kadim ağaçlar, kestane ağaçları Bursa'da her ne kadar son 30 yılda azalmaya başlasa da özellikle de mürekkep ve kanser hastalığını geçirmesine rağmen üretici tarafından hala vazgeçilmiyor ve üretilmeye devam ediyor. Tarihi sokaklarıyla taş Arnavut kaldırımlarının arasında kestanenin kokusunun yayıldığı, hemen bildiğiniz efendim kadın gözüyle ekibi olarak Cumalı Kız'ın Uludağ yamaçlarında olacağız. Kestanenin nasıl yetiştiğini, nasıl aşılandığını sizlerle paylaşacağız. Kestanenin yolculuğunda Bursa'dan başlayalım istedim ve bunun için de Cumalı Kız'a getirdim sizleri kadın gözüyle ekibi olarak. Yanımızda Osman Gazi İlçesi Çiftçi Malları Koruma Derneği ile dernek başkanı ile üreticimiz var. Kestaneye konuşacağız. Bursa'da biliyorsunuz ki kestane artık yok olma aşamasında ama yine de elinden geleni Bursa olarak yapmaya çalışıyoruz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Buyurun, ben Cumalı Kızı Çiftçilerinden Ekrem Kara. Ekrem amcacığım, burada kaç tür yetiştiriyorsun? Önce onu sorayım. Şimdi burada ana 4-5 cins kestane var. 5 cins. Evet. Bunları nereye veriyorsun? Bunların bir kısmını tohuma veriyoruz. Bunlar esas anaçlık. Bu Fransızlar anaçlık. Öbürleri de piyasada kim isterse ona veriyoruz. Kendimiz yiyoruz. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsun? Aşağı yukarı ömrüm boyu. Ömrüm boyu. 50 senede. Bursa'da kestane neden bitme noktasına geldi ya da bitti? Kestane Bursa'da önce kanser geldi. Arkadan gal geldi. Kansere çare bulalım derken bir de arkasından gal geldi. Şimdi gala çare bulmaya çalışıyoruz ama o da artık ömrümüz yeterse yetmez, o da yok. Peki şimdi insan vücudu olarak düşünürsek kestaneyi de hani insanı sağlıklaştırmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Kestaneyi de böyle düşünürsek kestane için Bursa'da neler yapılmalı? Valla şimdi kestane bana göre insanların en iyi ekmekten sonra yiyeceği, doyuracağı bir mahsul. Kestane bütün kış herkesin bizim evlerde her akşam yenirdi ama şimdi biraz hayal oldu, o da başka. Sizden başka Cumalı Kızlık'ta bir iş yapan var mı? Valla şimdi birkaç kişi yarıştırıyoruz şimdi gençlerden, inşallah bunu devam ettireceğiz. Şimdi bu kansere mukavemetli, galarsana mukavemetli cinsi ürettiğimizden sonra birkaç kapalı bahçe ektirdik. Evet. Bundan sonra daha ömrümüz oldukça arkasında duracağız inşallah. Peki burada bir de üniversitenin yapmış olduğu size bir çalışma var, ondan tamam, da değinelim. Tabii o da... Arif Salih Hoca ile çalıştık. Biz aşağı yukarı 80'den sonra bir 50 sene. O emekli oldu. Şimdi Cevri Hoca ile çalışıyoruz. Bu bir bahçe kuruldu. Şimdi bir 20-25 cinsi deneme, şu anda denemesi devam ediyor. İnşallah iyi başarılar alacağız. Yani iyi bir çalışmalar devam etmekte. Peki ben size çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileri. Sağ olun. Bizi ağırladınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet Cevat Bey, size hemen dönelim. Ekrem amcacığım dedi ki kestane ağacı aslında ekmek ağacıdır bir nevi. Buradan başlarsak bize neler söylersiniz? Bursa için çok değerli olan bir meyveyi, ben meyve olarak tabir edeceğim kestaneyi de. Neden Bursalı terk etti ya da neden kestaneye küstü? Şimdi ben... Burada konuşursam hocalarım bana biraz da kızacaklar ama kestane sempozyumunda da bunu Uludağ Üniversitesi'nde dile getirdim. Ben şeye gittim, Portekiz'e gittim, Valço'ya gittim ve orada da daki bütün kestaneciler Valço'da toplanmıştı, evet. Portekiz'e. Ben de oradaydım. Orada baktık ki 500 yıllık kestane ağaçları var. Yani Romalılar orada kestaneyi aşılamışlar. Bakıyoruz aşı yerleri belli. Tabii çok büyük ağaçlar, devasal ağaçlar. Ona rağmen ve bakıyoruz 10 tane 20 tane ağacın meyveleri hepsi aynı. Yani 500 yıl önce
Portekiz'de kestane işi yapmışlar. Bursa'da da yapmışlar. Yani Bursa'da da Osmanlı zamanında kestaneler aşı yapılmış. O zamandan bizim Osmanlı kestanemiz falan var. Ama sonra ne olmuş? Bizim Türkiye'de kestane fidanı üretmek yasak. Yani o geçtiğimiz yıllarda yapılan sempozumda da aynı şeyleri söyledim. Yasak. Niye? Hastalık varmış, yayılırmış. Peki Portekiz'de, Valço'da 500 yıllık ağaç da var, 100 yıllık ağaç da var bir bahçenin içerisinde. 1 yaşında da ağaç var, 3 yaşında var, 5 yaşında var. Yani ne demek? Ölenin yerine dikiyorlar demek. Ben de bunu Uludağ Üniversitesi'ndeki konuşmada ondan sonra oradaki hocalarıma dedim ki işte kestaneyi üretmeyelim. Fidan üretimi şu an kestane fidan üretimi Türkiye Bursa'da yasak. Evet. Bu hastalıktan dolayı. Peki insanlarda da kanser var. İnsanlar da kanser ölüyor. O zaman insan üretimini de durduralım. Ne olacak? 50 yıl sonra en genç nüfus kaç yaşında olacak? 50 yaşında olacak değil mi? Peki evet. Kestane de aynı. Yani tabii ki hastalık gelecek, ağaçlar kuruyacak, ölecek, kesilecek. Ama yerine de devamlı dikersek, 1000 tane fidan dikersek, 500'ü kırırsa 500'ü ekonomiye kazanır. Yani bunu dikmekle hastalığı yaymayacağız. Popülasyonu yani kestanenin üretimini çoğaltacağız. Ama bizim yıllardır fidan üretimi yasak. Yani diye diye bu günlere geldik. O yüzden Bursa'da kestaneyi kaybetmeye geliyoruz artık. Artık İzmir, Aydın, Ödemiş, Ege tarafına kaydı bu işler. Zaten yapısına da baktığımız zaman Karadeniz'de küçük. Bursa'da daha iri olan kestane yine Ege bölgesinde aynı özelliğine rastlıyoruz ama Bursa'ya artık bunu tekrardan kazandırmak için yapılması gereken çalışmalar var mıdır? Önce ben onu sorayım. Tabii ki, tabii ki. Yani hastalıkla mücadele devam ederken de Bursa kestane fidan üretimini serbest bırakması lazım. Yani buradaki tarım ve üniversite kestane fidan üretimini bize yasakladı. Üretmediğimiz için de Bursa'da kestane ölümle doğru gidiyor. Ege'de, İzmir'de kestane fidan üretimi yasak değil. Yasak olmadığı için orada dikimler ve üretim daha fazla. O yüzden orada Bursa'ya onlar geçecekler. Zaten geçtiler de daha da geçecekler. Peki son olarak şunu da sorayım. Bursa'da bunu yapmak isteyen, kestane üretmek isteyen yapımı ve bakımı kolay mıdır? Üretimi nasıldır? Bu anlamda da izleyicilerimizi bilgilendirirsek çok sevinirim. Kestane her toprakta olmaz. Kestane çok seçici bir ağaçtır. Genelde Uludağ'ın eteklerinde, kuzey yamaçlara bakan bölgelerde çok daha güzel olur. Kurşunlu'da, Karacabeyik Kurşunlu'da, kuzey yamaca bakan yerlerde çok güzel olur. Yani kestane bu tür yerleri sever ve pH'i çok yüksek olmayan toprağı sever. Hani kalkıp da Bursa Ovası'nda kestane yapamayız. Olmaz. Dağlarında. Dağlarında olur. Kestaneye de aşılama yapıyoruz. Evet. Önce yongalı TH yapacağız. Kabuk iyi vermesi lazım. Kestanede malum aşı zor tutar. Bunu cumali kızıkların iyi Hacı abim yapar. Şunu şöyle gözü buraya monte ediyoruz. Ve hemen buradan aşağı doğru bağlamaya başlayacağız. Bunu ne kadar sıkı bağlarsak o kadar kaynaması çabuk ve iyi olur. Bunu mutlaka ses yapması lazım ki bak bu şimdi çıktı. Bunun gözünün içinde kalması lazım şu göz. Şimdi hemen bunu buradan özü içeride kalması lazım. Alacağım.
Esas bu çit çakına yapılıyor. Tek çakı yaptığın zaman. Şimdi bak bu bağlanırken tam şeyin tersi aşağıdan yukarı bağlanıyor. Bak şimdi. Şimdi ilmeği buradan attığın zaman şimdi bu ileride sıkıyor buradan boğuyor. Eğer buraya boğarsa kırılıyor. Anladın mı şimdi tamam. Bu yeni aşılandı tekrar. Tabii bu 15 gün. Bir ay 20 gün evvel. Bak şimdi bu da aynı. Daha bağcı üzerinde. Ülkemizde Ege bölgesi kestane üretimi için önemli bir potansiyele sahiptir. İzmir ve Aydın arasındaki dağlarda bu anlamda kestanenin üretildiği en verimli topraklardır. Bizler de bu amaçla Kadın Gözü'yle ekibi olarak Aydın'ın Nazilli ilçesine, Aksu mahallesine gideceğiz. Oyuk Baba dağlarında kestanenin nasıl yetiştirildiğini, özellikle Aksu mahallesinin 700 metreden başlayan ilerisinde koca dağlarda kestanenin kendine ekolojik yaşamın nasıl sağladığını sizlerle paylaşıyoruz. Aksu'nun Oyuk Baba Yaylası'nda kestanenin toplamasının sezonundayız. Bu sezon geldiği zaman bizler de hissediyoruz ki kış yavaş yavaş yaklaşmakta. Hemen arkamda bayanlarımız, Aksu'nun bayanları toplama işlemi yapıyor. 15 metrelik ağaçların üstünde de sırıkçı tarım işçileri var. Yani yine bu köylülerimiz var. Bu yörede yetişiyorlar. Yaklaşık 73 bin hektarlık bir alanda toplama yapıyor. Aydın ili için konuşuyorum. Ve yine yılda 27 bin tonla da Türkiye'nin en başında gelen illerimizden biri. Bu bölge için özellikle Ege için kestane oldukça önemli. Hoş sohbetler edeceğiz. Hadi kadın gözüyle kestanenin yolculuğunu başlatalım. Aydın Nazilli'nin Aksu mahallesinde kestanenin yolculuğunu Bursa'ya taşırken tabii ki konuklarımıza da Bursa'dan yine hediyelerimizle çam sakızı çoban armağanı deyip Bursa'nın değerli simgesi hem önemli bir markası hem de en lezzeti diyeceğim kestane şekerimizi hem mahalle muhtarımıza hem de işletme sahiplerinden Ali Ergin'e verelim. Hoş bulduk. Sohbetlerimizde kadın gözüyle devam edeceğiz. Kestanenin yolculuğunda Aydın'ın Nazilli ilçesinin Oyuk Baba yaylalarındayız. Eğrelti otundan bahsettiler bize. Ne olduğunu az sonra anlatacağım ama burada yapılan tüm işler ailece yapılıyor. Anne, baba, çocuk, çoluk hem biraz da o pandemi döneminden yararlanarak çünkü çocuklarımız eğitimi uzaktan eğitim alıyorlar. Henüz okullar açılmadı. O yüzden ailelerine yardım ediyorlar. Gencimiz eğrelti otu elinde var ve bizi bekliyor. Şimdi onunla birlikte biz hemen yükleyelim. Nereye yükleyeceğiz? Merhaba. Merhaba. Hadi gel beraber gidelim. Tamam. Hem yüklesen hem konuşalım sonra da. İsim ne senin? Hakan. Hakan'cığım sen kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Evet. Eğrelti otunun ne olduğunu bilir misin? Evet. 15 yaşında bildiğine göre biraz anlat bakalım. Eğrelti otu kestanelerin üzerinde örtmek için kullandığımız bir bitki. Çok dayanıklı olduğu için de kullanıyoruz genelde bunu. Hı hı.
Şimdi bunu kestanenin üstüne örtünce ne olacak? Kestanenin üzerine örtünce doğum ve soğuktan, sıcaktan korumak için. Korumak için. Kestane çünkü dayanmıyor doğum ve sıcağa. Şimdi kestanelerimiz toplanıyor yaylada. Evet. Bir kuyu gibi bir toprağın içine gömeyeceğiz kestaneyi. Ben doğru mu anlatıyorum? Sonra ne yapacağız? Üstüne bunları örteceğiz. Evet, bunları örteceğiz. Peki dersler nasıl? Dersler iyi. Şimdi sen her sene annene babana yardım ediyor musun böyle? Evet, boş oldum. Yani okulum olmadığı sürece yardım ediyorum. Eğrelti otu için aynı zamanda kestanenin yorganı da diyebiliriz. Yol boylarında, yaylalarda kendiliğinden yetişiyor. Özellikle kuşlar tarafından işte taşındığı için her kesimde çıkıyor. Bunu sadece kestanenin üzerine örtmek için kullanıyorlar. Yol kenarlarında olduğu için bir tanesini ben de koparmak istiyorum. Hem nasıl bir ot cinsi olduğunu da öğrenmiş olalım, görelim. Eğrelti otu bitki dünyasında damarlı ve çiçeksiz olarak tanınır, birçok türü vardır. Kökü olan bir bitkidir ve eğrelti otunun lezzet kattığı gömme işlemi kestaneye yapılır. Burada kestane olgunlaşır ve bu işlemde 15 gün kalır. Kestane kayıngiller familyasından olup aşılandıktan 5-6 yıl içinde meyve vermeye başlar. En verimli yılları da 50 ile 60 yaşları arasındadır. 200'den 700 yaşına kadar yaşayan kestane ağaçlarına rastlanmıştır ve -35 derece soğuğa kadar da dayanabilir. Aynı zamanda erozyonla mücadele edebilen en önemli ağaç türlerinden biridir. Karadeniz bölgesinde orman ağacı olarak meyveleri devşirilen kestane, Batı Anadolu'da kültüre alınarak çoğaltılmış ve kestane plantasyonları oluşturulmuştur. Bu nedenle de Aydın ili, kestanelik alanların genişliği, ağaç sayısı ve üretim bakımından ilk sırayı almıştır. Aydın dağlarının güneye ve kuzeye bakan yamaçları önemli kestane üretim alanlarıdır. Aydın'ın Nazilli ilçesi en çok kestane üreten mıntıkasıdır. Dağ köylerinin hemen hemen hepsi kestane üretimi yapar. Aksu mahallesi de bunlardan biridir. 740 metre rakımındaki mahalle, çevresindeki kestane toplulukları, kestane bahçeleri ve plantasyonları ile önemli bir merkezdir. Yılda 27 bin
Tonla Aydın önde geliyor diyebiliriz. Nazilli'nin yaylalarında kestane cennetindeyiz. Bizim Bursa'da, yöremizde derler ki tarlada izin olsun ki yemeğe de yüzün olsun. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Sizler bu bölgede kestaneyi yetiştirirken neler yapıyorsunuz? Nasıl yetişiyor? Kestane ilk biz diri olarak fidan çıkar. Sonra aşılama yaparız. Evet. 5 sene sonra falan verim vermeye başlar. Olmadı. Yıllar geçti. Avuçlar büyür tabii. Çırpma sezonumuz geldi. Allah herkes kolaylıklar versin. Evet. Bu çırpma sezonumuz aşağı 1 ay 20 gün falan sürer. Evet. Olmadı. Kuyuları koruruz. Bir ay veya 2 ay herkes kendi isteğine göre kuyuda bekletir. Onları çıkarırız nasıl olursa, satışlar sunarız. Nazilli Aksuk Mahallesi'nin kestanesinin özelliği nedir? Hem kalite olarak ne bileyim Türkiye'de 10 tane aşı çeşidi varsa ilk sıraya gelebilir bu bizim kestanenin kalitesi olarak. Hem ihracata gelen hem de kebapçı ise gelir. Şekerciye daha da şekerciyi veriyoruz. Soyulgandır. Yani tutulan bir kestanedir Türkiye genelinde. Işıklar ve şekerci olarak bilinen bir kestanedir cins olarak. İki türü var. Evet, bu şekilde anılır. Kestane bu şekilde yani. Satışları, ihracatı da güzel kalite olarak gelen bir kestanedir. Şimdi sezon yeni başladı. Bu sezonun nasıl geçmesini bekliyoruz? Allah güzel herkes güzel bir sezon geçmesin. Bereketli bir sezon olmasın dilerim herkes için. Bizler açısından, ticari açıdan da güzel bir sezon geçmesin dilerim. Geçen sene nasıldı? Sezonu nasıl kapadınız geçen sene? Geçen sene iyi kapattık. Geçen seneye göre bu sene kestaneler yıl biraz kurak geçti. Kurak geçtiğinden dolayı belli bölgelerde kestane biraz daha küçük. Yani zayıf ya, geçen seneye göre bu sene kestane tonajı olarak da eksik görünüyor biraz. Herkes bu işle mi uğraşır? Ailece mi uğraşır ya da dışarıdan işçi eleman gelir mi? Ailece uğraşır ama dışarı değil, çevre köylerden de çırpma için toplayıcı olup bazen dışarıdan yövmiyeci getiriyoruz. Şimdi bu senenin yövmiyeleri nasıl? Çırpıcı yövmiyeleri 450 lira. Toplayıcılar 130 liradan veriyoruz bu şekilde. Çırpıcılar tabii riskli bir iş oldu. Bu yövmiyesi pahalı oluyor. Peki bu bölgenin kestane ağacının özelliği nedir? Ağaç özelliğinden de bahsedelim. Kestane ne kadar yaşıyor? Ya da kestane hangi toprağı, ortamı seviyor? Bizim topraklar biraz daha sert toprak düşer. Daha bizim bu bölgeye uygun düşüyor. Kestane 3 asır, 2 asır, 4 asır yaşayan ağaçlar var. Ama şu 5-10 senedir hastalıktan dolayı küçük veya büyük avaçta fark etmiyor. Hastalıklar bazı avaçta çok yerleri bitirdi. Yani tamamen kurudu avaçlar bazı yerlerde. Ama mücadele edersek biraz da faydasını görüyoruz. Ama çöpten çözüm bulamıyoruz açıkçası. Bizim kestanemiz şekerlemeye uygun dediniz. Evet. Bu anlamda nerelere gidiyor kestanemiz? Genelde kestanemiz mesela yurt dışı olarak bütün Bursa şekercileri veriyoruz. Yani ihracatta yurt dışına her ülkeye gidiyor. Avrupa'ya da, Arap ülkelerine olsun gidiyor. Hepsine de gidiyor. Kebapçı olarak da Türkiye geliri tamamen dağılıyor. Şimdi Aksu Mahallesi'nin geçim kaynağı bu mudur? Aksu geçim kaynağı hem kestane hem incir. İkisi de var. İncir de var. Öyle olarak evet, incir ikisi de var bizde. İkisi esas kaynak, geliri kaynaklarımız. İkisi incir de kestane. Mahallenin dönümüne bakarsak kestanenin olduğu araziler ne kadar ediyor? Yani ne kadar bir bölgede bu yetiştiriliyor? Herkesin köy 300 hanemiz var. 300 hanenin hemen herkesin dekaranı, 3 dekar olanı var, 20 dekar, 50 dekar olanı var, 30 dekar olanı, herkesin yani maddi durumuna göre, arazi durumuna göre işleri var. Herkesin arazisi var sonuçta. Dekar olan herkesin kestane yeri var. Sezon şimdi başladı dedik. Peki ne zaman son bulacak? Hangi ayda son buluyor? Nasıl olursa bu Ekim ayı çıkar artık, biter. Kasım'ın ilk haftalarında da devam eder. Ege, Marmara ve Karadeniz'de yetişen kestane Ekim ve Kasım aylarında toplanır. Ege ve Marmara'da büyük, Karadeniz'de kuzu kestane olarak adlandırılan küçük boyuttadır. Dikenli yumakların içindeki bu meyveyi toplamak oldukça meşakkatli ve incelik ister. Çırpma işlemini herkes yapamaz. Ağaca, dallarına, kestaneye zarar vermeden bu işlemi yapmak hiç de kolay değildir. 15 yaşında öğrenilen bu iş, babadan oğula kalan mirastır bu topraklarda.
Meyvesi ilk besin kaynağı olan ekmek ağacı da denilen kestanenin ilk rastlandığı dönem Lidyalılar uygarlığıdır. Lidya elması olarak bilinir. Yunanistan topraklarına da pek çok kez sayısızca denemeler yapılmıştır, götürülmek üzere. Ancak kestane ağacı her türlü toprağı sevmediği için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tesalya Yarımadası'nda Kastaniye bölgesinde yapılan denemede ise tutturulmuştur ve Lidya elması Avrupa'da kastaniye olarak bilinmeye başlanmıştır ve Türkçe'ye de kestane olarak dönüşmüştür ve bu anlamda da kestane olarak yüzyıllardan beri bilinmektedir. Dalında ikili ya da üçlü toplar halindeki kestane tarım işçileri, sırıkçı denen tarım işçileri tarafından özellikle de bu yörede yaşayan insanı tarafından toplanmaya devam ediyor. Bu sefer de bizler İzmir'in Beydağı, Ödemiş civarındayız. Çamlık tarafındayız, Çamlık mahallesindeyiz ve kuyu denilen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Onların dilince anlatacağım. Bu şekilde belli noktalara kestaneler toplanıyor. Dışı dikenli ve yeşilken toplanıyor. Bu bölge için eğrelti otunun çok önemli olduğunu öğrendik. Sizlere de bununla paylaşıyoruz. Eğrelti otuyla da üstünü örtecekler. Bir müddet bunun altında kaldıktan sonra kestanelerin dış kabukları kahverengi hale dönmeye başlayacak ve kabuğundan ayrılma noktasına gelecek. Bu süreçte sanırsam bir ay kadar sürecek. Bunun altında kalacak. Bu anlamda da eğrelti otu bu yöre için çok önemli. Şimdi yavaş yavaş bunun üstünü örtecekler ve bizler de sizlerle bu görüntüleri paylaşacağız.
Bir yandan ağaçtan silkelemeler devam ederken beyler yukarıda bu işlemi yapıyor, aşağıda hanımlarımız toplamaya devam ediyor. İki adım ötesinden bahsedelim. Nazilli'den sonra Ödemiş, yani İzmir, Aydın, Beydağı çok yakınlar birbirlerine. Hani ben şöyle tabir edeyim, bir adımımı attığım zaman bir ayağım İzmir'de, bir ayağım Aydın'da. Şu anda bulunduğumuz noktada İzmir'in Ödemiş o güzel yaylasında yine üreticilerle birlikte kestanenin yolculuğunu kadın gözüyle anlatmaya çalışıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi hoş geldiniz. Miyiz? Coşkun Yüksel. Coşkun Bey, şu an yapılan işlemi biraz detaylandırırsak. Evet. Şimdi ağaçtan işçilerimiz var. Erkek arkadaşlarımız. Onlar düşürüyor, sirkiyor yani çırpıyor. Yerden kadınlarımız topluyor ve kuyuya koyuyoruz artık. Orada bir ay sonra olgunlaşınca çıkarmaya pazarlamasını başlıyoruz. Şimdi ne kadar bir dönüm arazideyiz? Şu an ya da şunu sorayım. Buradaki araziler kişilere mi aittir, ormana mı aittir? Yani nasıl oluyor onu da detaylandıralım. Evet. Kişilere aittir. Yani parça parça. Her kişinin yani 30'ar dönüm, 20'şer dönüm, 10'ar dönüm. O şekilde yani herkesin kişilerce arazi kendine aittir yani. Tapulu. Bu sene geçen seneden daha iyi mi olacak? Sezonun başındayız ama ya daha bir ay sürecek. Nasıl görüyorsunuz? İnşallah iyi olur görüyoruz. İnşallah. Bereketli olsun diyelim. Bereketli olsun diyelim. Evet. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Hanımlarımız eğimli arazide. Yani şu an röportajı bile bir ayağım düz, bir ayağım böyle yan pürüyüm pürü duruyorum diyebilirim. Kadrajımız da o yüzden çok net olmayabilir ama bu görüntüleri size aktarmanın başka yolu yok. Burası ne bölgesi olarak geçiyor? Beyda Çamlık Köyü mahallesinde Aydın hududundayız yani. İzmir Aydın hududundayız tam şu anda. Tam hududun üstünde o dağlarda, yamaçlarda vadinin ortasında biz de böyle yukarıdan düşen kestaneler hemen bayanlarımız bu eğimli arazide toplamaya çalışıyor. Biraz ben de eşlik edeyim istedim ama gerçekten zor. Çok emek isteyen bir uğraş kestane. Bu sene, geçen sene ne kadardı kilosu? Kaçtan gitti kestane? Geçen sene 15-20'lere gitti müstahsil olarak. Bu sene inşallah 20-25 bekliyoruz. İnşallah. Şimdi inşallah. Tezgaha 30 yansıdığı zaman alıcılar üzülmesin, tadacak sofrasına gelecek olanlar. Çünkü çok emek var. Çok emek var, masraflı. Yani bu işte de zor yani, kolay iş değil. Burada yövmiyeler nasıl? Burada yövmiyeler... ağaçtan toplama 400 lira, kadınlarda 150 lira ve haracı dediğimiz kişi de 300 lira yani. Bunlar aylık mı, günlük mü? Günlük. Aslında iyi para var ama zorluğu nerede? Zor. Yüksek ağaçlar. Tabii. Kaç metreyi buluyor ağaçlar? Aşağı yukarı 20 metre gibi, 15 metre gibi. 15-20 metre. O civarda. Ağacın durumuna göre değişiyor. Evet. Peki bir günde kaç ağaç silkelenebiliyor? Yani nasıl da bunu hesaplıyorsunuz? Bir günde bir kişinin yapacağı 5-6 ağaç. Ağacın durumuna, ufaklığının büyüklüğüne göre değişiyor tabii. Evet. 10 ağaç oluyor, 3 ağaç oluyor, 5 ağaç oluyor. Ağacın büyüklüğüne göre değişiyor. Şimdi biz bunları topladık. Yol boyunda da gördük, kuyular dediğiniz topluyorsunuz bir yeri, üzerine eğrelti otuyla kapatıyorsunuz. Ondan sonra ne olacak kestane? Ondan sonra... Nereden devam edecek? Ondan sonra olgunlaşmasını beklediğimiz için yani en az 15-20 günde bekliyoruz. Ondan sonra çıkarmaya başlıyoruz artık. Pazarlamasını devam ediyoruz artık. Evet, yukarıdan bize toplayın diye boş sepet attılar. Boş durmayın, yeterin dediler röportajı artık. Biraz da iş yapın dediler. Anladım ben kamera arkasını. Şimdi oradan sonra depoları alınacak, boylanacak mı? Boylanacak. Mağazalar gelip sadece eleği vereceğiz. Elekten boylanması yapılacak. Boylanması yapılınca band üzerinde seçim hatası varsa, yani orada çürük mürük varsa onlar alınıyor artık torbaya, pazara. Şimdi benim en çok merak ettiğim kısım şu olacak. Dedik ki kuyulara gömüldüğü zaman, eğrelti otunla örtüldüğü zaman bu dış yeşil sapları kahverengiye dönecek. Peki nasıl ayrılacak bu? Biz bu tada nasıl ulaşacağız? O dikenin içine nasıl ulaşacağız? Makine. O işleme ne diyoruz? Onu traktör arkasına makine yani... Patoz diyoruz biz onu. Patoz. O onu yumuşadığı zaman ayıttırıyor yani. Evet. O yumuşatıyor yani. Olgunlaşmış oluyor ve patozun içine girdiği zaman kendiliğinden çıkıyor. Ayılıyor.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hanımlarımıza kolay gelsin diyorum. Hadi bakalım, bana da bu bayırı çıkmak düştü. Nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum. Hemen kameranın arkasından genç delikanlımızdan yetiştiğim dağıma benim. Şöyle kolunu uzatsın bana. Hemen şöyle dik yamaçtan, kestaneli dikenli yamaçtan çıkalım. Sayın seyirciler, gerçekten... Dur, ben nefes nefese kalıyorum ama... Evet, bence ben mikrofonu da tamam. Verelim artık çıkmak için. Efendim, hanımlarımız, beylerimiz bu konuda çok başarılılar. Beylerimiz tırmanma konusunda başarılılar. 15 metrelik ağaca tırmanmak gerçekten cesaret işi, özveri işi, çalışkanlık. Yani aklınıza gelebilecek her türlü olguya sahipler, yeteneğe sahipler. Hani biraz cambazlık istiyor. O dalların, incecik dalların arasında gezinip koca... Sırıklarda herhalde bir 15-20 metrelik sırıklar var. Uzun, onlarla silkeliyorlar. Hanımlarımız patır patır bu bayırlara inip çıkıyor. Hem de üzerlerindeki eşya şeylerle, çuvallarla. Yine beylerimiz çuvalları arabaya getiriyor toplamaları için ya da o kuyu denilen yere götürülmesi için tekrar biriktiriliyor. Onun için de beyler asıl büyük çuvalı aktarıyor. Onu bu bayırdan çıkartmak daha da zor. Zaten ben hem bayırdan hem konuşmaktan yoruldum. Bir mola vereyim. Bu arada sizler bu güzel kestanelik bölgesinin detaylarıyla, hoş görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım. Bir kütüğün üzerinde biz oturduk amcamla, hoş bir sohbet edelim istedim. Etrafımız kestane ağaçlarıyla dolu ve yine arkamızda silkeleyen tarım işçileri, toplayan bayanlarımız. Hemen tam arkamızda da o patoz işlemini bekleyen, üzeri eğrenti otuyla örtülmüş kestaneler var. Merhabalar amca. Merhaba amca. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Yüksel, Beyda Çamlık köyünden kestane böyle silkiyoruz. Üreticisin burada. Üreticiyim. Yerim böyle topluyoruz zaten. Şimdi hemen şunu sorayım. Kaç dönüm bir arazideyiz? Şu an bu gördüğünüz olduğunuz arazi benim kendim şansıma ait 22 dekar. 22 dekar. Toplam olarak babamın yeri olarak toplam olarak 300 dekar vardır. Şimdi biz köyün bayağı bir yukarısında. Evet. Ne kadar yukarıdayız? 4 kilometre yükseklikteyiz yani. 4 kilometre. Köyün 4 kilometre yükseğinde. Şimdi buranın kestanesinin özelliği nedir? Buranın kestanesinin özelliği güzel soyulur ve lezzetli olur ve şekerlidir. Şekerlemeye uygun. Şekerleme uygun. Biz bunları silkiyoruz, topla diyoruz. İşçilere topladıp kuyuyu koyuyoruz. Kuyuda makinine dövdürüp dükkan veriyor, dükkan işliyor, bursuyu gönderiyor şekerlemeye. Şimdi kaç işçimiz var burada, ben onu sorayım. 25, 10 tane çırpıcı, 5-6, 10 tane toplayıcı, 5 tane de çekici var. Şimdi bu kestane kolay soyuluyor dedin, şekerlemeye evet, uygun evet. Dedin. Geçen sene ne kadardı, iyi miydi, bereketli miydi, bereketli. Ne kadar aldınız, bu sene ne kadar bekliyorsunuz? Geçen sene bereketliydi, geçen sene 10 ton olduysa bu sene 15 ton, bu sene daha bereketli. Daha fazla bekliyorsunuz. Daha fazla, kaliteli güzel bu sene.
Fiyatlar nasıldı geçen sene? Bu geçen sene 10-15 milyon arasındaydı. Bu sene tahmin ediyorum inşallah 25-4 satarsak rahatlarız yani. Ya 15 liradan evet. alıyorlar. Bu evet. sene de 20-25 bekliyorsunuz. Bu sene öyle bekliyoruz yani. Evet. Peki buranın gelirken gördük zor bir arazide evet. zor bir işlem evet, yapılıyor. Evet. Çeşitli bölgelerde de toplayıcı var. Evet. Beydağ'ını bize anlatırsanız neler söylersiniz Beydağ hakkında? Beydağ'ın işte kestanesi meşhurdur. Yalnız kurumu çok yaptı. Bu sene biraz durdu. Kurumu çok yaptı. Kurum olmasaydı emeğimiz alıyorduk. Şimdi yükseklerde kestane varsa aşağılarda köyün, mahallenin başka geçim kaynağı var mı? Var var. Kestane etek kısımlarında, Beydağ kısımlarında zeytin, kiraz, incir var yani. İncir de üretiyorsunuz. Evet. Sizin yaş kaç? 64. 64, oy maşallah. Evet, 64. Burada silkeleme işleminde kaç yaşında başlanır, kaç yaşında meslek silkeleme yapılır? Silkeleme işleminde 15 yaşında başlarla 60 yaşına kadar devam eder yani. Şimdi çok zor. Herkes çok... silkemez. Herkes yapamaz. Herkes silkemez. Toplumu yapar, herkes silkemez. Maharet mi ister? Evet. İlli bunu bilen kişi olacak yani. Ağaçlarımızın boyu ne kadar bu? Ağaçlarımızın boyu 10 metre 20 metre arası. O sırıklarımız ne kadar? Sırıklarımız 4 metre diva, 8 metre diva, 6 metre diva. Değişiyor. Evet, boy boy. Yetişemediğimiz zaman 4 metreli yetiştirmedik mi 6 metreli. 6 metrelik şey olmadı mı 8 metreli. Siz kestane işinde kaçıncı kuşaksınız? Buyur. Kestane toplama işinde kaçıncı kuşaksınız? Kestane işinde... Babamdan sonra ikinciyiz. İkinci kuşaksınız. Evet, babamdan sonra. Daha önce dedeler yapıyor mu? Yapıyorlardı. Yani üçüncü kuşak olmuşsunuz. Evet, evet. Dedemden sonra üçüncü. Üçüncü kuşaksınız. Evet. Sizden sonra devam edecek mi yeni nesil? Devam edecek. Bu iş olmasın, devam edecek. Devam. Peki, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kestanenin kokusunu sevmeyen, bilmeyen yoktur. Kendine has o mis kokusuyla iştah kabartan bir özelliği vardır. Davetkar dumanı için tezgah başına yönlenenlerden biri de satın almak üzere eminim sizsiniz. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Ki çoğumuz için kestane çocukluktur, geçmiştir, anılardır. Hangi yaşta olursak olalım bir özlemdir.